Türkiye'de iklim çeşitliliğinden dolayı farklı bölgelerde farklı tarım ürünleri yetiştirilmektedir. Bu durum ülke içindeki ticareti hareketlendirmektedir. Buna göre Doğu Karadeniz'den İç Anadolu'ya doğru ürünlerinden hangilerinin ticareti daha fazla yapılır? Doğu Karadeniz'den nereye doğru? İç Anadolu'ya doğru ticaret yapılacak. Bakalım pamuk. Pamuk olmaz arkadaşlar. Doğu Karadeniz her zaman yağışlı olduğu için pamuk tarımı yapılamaz. Çay. Evet çay üretiminde Doğu Karadeniz, Rize, Trabzon illeri birincidir. Tüm Türkiye çayı iç Anadolu'da dahil Doğu Karadeniz'de var. Fındık. Fındık üretiminde de Doğu Karadeniz birincidir. Özellikle Ordu, Giresun gibi illerimiz fındık üretiminde neydi? Birinciydi. Doğu Karadeniz'den iç Anadolu'ya fındık tarımı da olur. Ağaççıyı. Karadeniz genelinde güneşlenme süresi az olduğu için ağaççıyı tarımda genel itibariyle yapılamaz. Bu yüzden Doğu Karadeniz'den iç Anadolu'ya ticaret yapılan ürünler 2 ve 3 yani C şıkkıdır. Aşağıdaki haritada Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi'nde yer alan ülkeler verilmiştir. Bu ülkeler aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi ayrıca böyle bir anlaşma da var NAFTA diye ifade ediyoruz. Baktığımız zaman arkadaşlar 1 numara Kanada, 2 numara ABD, 3 numara yeşil olan yerde Meksika'dır. Bu yüzden sorumuzun cevabı Kanada, ABD, Meksika... Yani C şıkkıdır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'nin ihracatında ham madde ve tarımsal ürünler önemli yer tutarken günümüzde sanayi ürünlerinin ihracattaki payı %90'ı geçmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisini açıklamada kullanılır? Özellikle ihracatımızda ham madde ve tarımsal ürünler varken günümüzde sanayi ürünleri %90'ı bulmuş. Bu ülkede sanayinin geliştiğinin, ülkenin daha gelişmiş bir ekonomik yapıya sahip olduğunun bir göstergesidir. Bakalım. Tarımsal verimin azaldığı, Hayır verimden bahsedemeyiz. Direkt buna ulaşamamız. Tarımda çalışan insan sayısının azaldı. Hayır sanayinin gelişmesi tarımda çalışan azaldı anlamına gelmez. Sanayi faaliyetlerin ülkenin bazı bölgelerinde yoğunlaştığı. Sanayi faaliyetlerin gelişmiş olduğu yorumu çıkarır ama bazı bölgelerde yoğunlaştığı yorumu çıkarlamaz. D. Nüfus miktarı arttı. E, verilen bilgilerle direkt nüfusun bir alakası yok. E. Sosyoekonomik göstergelerini yükseltin. Evet sanayi gelişmiştir. Buna bağlı olarak da ülke sosyoekonomik anlamda daha iyi bir görüntü kazanmıştır diyebiliriz. Bu yüzden sorumuzun cevabı E. Şıkkıdır. Türkiye'de iş ticaretin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? Ülke içerisindeki ticarete biz arkadaşlar ne diyoruz? Ülke içindeki ticarete iş ticaret diyoruz. Türkiye'de iş ticaretin canlı olmasına hangisi etkili olmamıştır? A. Nüfusun ülke gelene düzen dağılması etkilidir. Herkes batıda toplanmış. Doğru mu? doğudan batıya birçok tarım ürünü gönderilmektedir. Bu etkili. B. Ulaşım imkanlarının gelişmesi. Ulaşım olmadan ne iş ne iş ticaret gelişemez. Ulaşım imkanları geliştikçe iş ticaret de gelişmiştir. D. Hayvancılık faaliyetlerinin belli alanlarda toplanması. Hayvancılık faaliyetleri belli alanlarda toplandığı zaman o alanlarda hayvan üretim gerçekleşir ve diğer bölgelere bunun ticareti yapılmış sağlanmış oluyor. E. İklim çeşitliliğinin fazla olması. İklim çeşitliliğine bağlı olarak ülkemizde farklı tarım ürünleri yetiştiriliyor. Bu da bu tarım ürünlerinin ticarete konu olması neden oluyor. Herkes örnek verecek olursak çayı Doğu Karadeniz'den almak zorunda ama her yerde çay içseydi böyle bir çay ticareti olur muydu? olmazdı. E şıkkımızı alabiliriz. C kırıklı arazi yapısının. Arazi yapısının faili kırıklı volkanik karsik olmasının direkt iş ticaretin canlı cansız olmasıyla hiçbir alakası yoktur arkadaşlar. Bu yüzden sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Aşağıdaki haritada ilk çağda kullanılan tarihi ticaret yollarından birinin güzergahı gösterilmiştir. Bu tarihi ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir? Baktığımız zaman İran, Susa'dan, Persepolis'ten, Anadolu üzerinden arkadaşlar ta Lidya'ya kadar, e İzmir, Efes'e kadar uzanan bir yol verilmiş. Bu yol arkadaşlar tarihi ne yoludur? Kral yoludur. Baharat yolu Hindistan'dan Avrupa'ya kısaca. İpek yolu yine arkadaşlar Çin'den Avrupa'ya. Çay yolu ise Hindistan ile arkadaşlar Hindistan ile Tibet Çin arasındaki bir yine ticaret yolu. Kürk yolu ise Karadeniz'in kuzeyinden, böyle Karadeniz'in kuzeyinden Çin'e uzanan bir ticaret yoludur. Dediğimiz gibi sorumuzun cevabı A şıkkı, kral yoludur. Bulundukları ülkenin siyasi sınırları içinde yer alan ancak vergi ve gümrük mevzuatı ile gümrük hattı dışında kalan özel ticari alanlara serbest ticaret bölgesi denir. Bu bölgelerin kurulmasında amaçlarından hangileri yer alır? Bakalım, bir. Ülkeye yabancı sermayeye yatırımların gelmesine alak evet gümrük uygu ile gümrük hattı dışında kalıyor buralar. Vergide mağf oluyor ve bu yabancı sermayenin ülkeye gelmesinde katkı sağlıyor. Bir teşvik. iki. Yerli üreticilerin uluslararası alanda rekabet gücü arttırmak. Evet gümrük muafiyeti uygulandığı için yerli üreticinin rekabet gücü artıyor. Bunu da alabiliriz. 3. İhracata dönük faaliyetleri teşvik etmek. Evet Yerli üreticiyi desteklediğimiz zaman ihracata dönük faaliyetleri de teşvik etmiş oluyoruz. İhracat neydi? Dış. Satımda 3'ü de alabiliriz. Bu yüzden sorumsuz cevabı E şıkkı 1, 2 ve 3'tür. Yine unutmayalım arkadaşlar. Türkiye'nin ilk serbest ticaret bölgesi de Mersin serbest ticaret bölgesidir. Aşağıdaki tabloda 5 ülkeye ait ticari veriler verilmiştir. Bu tablodaki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bakalım. A. S ülkesinin ticaret hacmi Y ülkesinin ihracatından azdır. S ülkesinin ticaret hacmi. Ticaret hacmi nedir? İthalat ve ihracatın toplamıdır. E. S ülkesi 250 milyon dolar ihra ithalat yapmış 197 milyon ihracat yapmış milyon dolar. E topladığımız zaman kabataslak 450 milyon dolarlık bir ticaret hacmi var. Ama Y ülkesinin ihracatına bakalım. Y ülkesinin ihracatı ise 709 milyon dolar. E. O zaman A şıkkımız doğru. S'nin dış ticaret hacmi, Y'nin ihracatından az. C'ye bakalım. X ülkesinin dış ticaret fazlası vardır. X ülkesinin dış ticaret fazlası. Dış ticaret fazlası neydi arkadaşlar? İhracatın ithalattan fazla olması. X ülkesi 473 milyon dolarlık ithalat yapmış. 501 milyon dolarlık ise ihracat yapmış. Yani dış satımı dış alımından ne? Fazla. Bu yüzden dış ticaret fazlası vardır. C doğru. D. Z ülkesindeki dış açı 200 milyon dolardan fazladır. Neydi dış ciğert açı? İthalatın ihracattan fazla olması. Z ülkesine baktığımız zaman 961 milyar dolarlık satmış. Yani ithal etmiş. Ee, pardon almış. Yani ithal etmiş. 741 milyar dolarda 741 milyar dolarda ne yapmış arkadaşlar? Satmış. Çıkardığımız zaman 200 milyon dolardan fazla mı? Fazla arkadaşlar. D şıkkına dolaşabiliriz. E şıkkına bakalım. T ülkesinin ihracat gelirleri. T ülkesinin ihracat gelirleri. o 1 milyon 40 bin milyon dolar. X ülkesinin ihracat gelirlerinin 2 katından fazladır. X ülkesinin ihracat gelirleri evet 501. E burası 1041. 2 katından daha fazladır. Buna dolaşabildik. Ama B şıkkına baktığımız zaman Dış ticaretindeki sanayi ürünlerinin payının en fazla olduğu ülke D'dir. Burada dış ticarette bize miktar, oranlar, paralar verilmiş arkadaşlar. Bu sanayi mi, tarım mı, maden mi? Bu tablodan bu yorumu yapamayız. Bu yüzden sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Aşağıdaki grafikte K ülkesinin dış ticareti ile ilgili değerler verilmiştir. Buna göre K ülkesinin dış ticareti ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bakalım. Maviler ithalat yani ithalat neydi arkadaşlar? Dış alım. da ihracat neydi? Dış alım. Bakalım. Sürekli dış ticaret açığı vermiştir. Dış ticaret açığı neydi? İthalatın ihracattan fazla olmasıydı. E baktığımız zaman maviler yani ithalat hep kırmızılardan ihracattan fazla sürekli açık verilmiş. Biri alabiliriz. 2. ihracat gelirleri ve ithalat giderleri sürekli artmıştır. E baktığımız zaman ithalat arkadaşlar 2021'e kadar artmış, 2022'de azalmış. E bize burada sürekli artmıştır dediği için 2 numaralı öncülümüz yanlıştır. 3. Dış ticaret hacmi en fazla 2023'dedir. Dış ticaret hacmi neydi? İthalatın ve ihracatın toplamıydı. E baktığımız zaman arkadaşlar e, 2023 yılında ithalat en fazla 800 milyon dolar. İhracat da arkadaşlar yaklaşık yaklaşık 500 milyon dolar topladığımız zaman 1.3 yapıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sütunları topladığımız zaman diğer yıllardan daha fazla. Yani dış ticaret açımı 2023 yılında daha fazladır. Üçüncü öncülümüz de doğru. Bu yüzden sorumuzun cevabı ulaşılabilir. Yani doğruyu sorduğu için D şıkkı 1 ve 3'tür. Modern İpek Yolu Projesi, Bir Kuşak Bir Yol Projesi sloganıyla Tarihi İpek Yolu'nun canlandırma amacıyla yapılması planlanan ticaret yoludur. Buna göre Modern İpek Yolu Projesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenmez? Modern İpek Yolu Projesi arkadaşlar, Bir Kuşak Bir Yol Projesi kapsamında geliştirilmiş. Çin Devlet Başkanı geliştirdiği bir projedir. Amacı Tarihi İpek Yolu'nu ne yapmak? Tekrar canlandırmaktır. Tarihi İpek Yolu neydi arkadaşlar? Çin'den özellikle Anadolu üzerinden Avrupa'ya giden yol. Bakalım. A. Uzak Doğu ile Avrupa arasında ticaret canlandıracaktır. Evet. Çin ile Avrupa arasında. B. Marmaray ve Avrasya bu projenin yol güzergahında yer alır. Evet. Marmaray ile bu bir kuşak bir yol projesi kapsamında demiryolu bağlantısı sağlanıyor kesintisiz. Ve yine Avrasya tüneli de bu proje kapsamındadır. Yani boğazlarda geçiş C. Bakü Tiflis Kars hızlı tren yolu projenin bazı bölümleri oluşmaktadır. Evet bu proje kapsamında Bakü Tiflis Kars demir yolu hattı yapıldı. E, Boğazdan da Marmara ile Avrasya Tüneli ile bağlantı sağlanıyor. Özellikle Bakü Tiflis Kars demir yolu hattı yapılınca Çin'in başkenti Pekin'den İngiltere'nin başkenti Londra'ya kadar İstanbul bazından da Marmara ile geçiyoruz. Kesintisiz bir demir yolu ulaşımı sağlanmış oldu arkadaşlar. C şıkkımız da doğru. D. ABD ve Avrupa ülkeleri öncülüğünde yapımına başlanmıştır. Hayır arkadaşlar özellikle Çin'in öncülüğünde başlanmıştır. ABD'nin burada bir etkisi yoktur. Sorumuzun cevabı D şıkkıdır. E şıkkına baktığımız zaman Pekin ile da kesintisiz demiryolu yolu bağlantısı planı Evet daha önce dediğimiz gibi Bakü Tüftüs Kars yapıldı. Boğaz'dan da Marmara ile bağlıyoruz. Bu şekilde Pekin'den Londra'ya kesintisiz bir demir sağlanmış oldu. Dediğimiz gibi sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Haritada numaralanmış ülkelerden hangisinin dünya ticaretindeki payı daha az? Baktığımız zaman bir ABD arkadaşlar, 2 Fransa, 2 Fransa, 4 Japonya, 3 Çin, 5 numara ise yine bir Afrika ülkesi olan Angola. Ya hangisinin dünya ticaretindeki payı azdır? Tabii ki de bir Afrika ülkesi olan Angola'dır. ABD, Fransa, Japonya, Çin dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer alır diye bilirim. Sorumuzun cevabı E şıkkıdır. Rücep, Uzak Doğu Bölgesel Serbest Ticaret Anlaşması. Uzak Doğu'daki bölgesel ticaret anlaşmalarından biridir. Güney Asya Uluslar Birliği zirvesinde tasarlanarak Vietnam'da imzalanmıştır dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması olarak kabul edilen Rcep, gelişmişlik seviyesi farklı ülkelerin taraf olduğu bir sözleşmedir. Aşağıdakiler ülkelerden hangisi söz edilen ticaret bölgesine taraf değildir. Bu sözleşme arkadaşlar 11 tane üye ülke vardır. Bunların içinde Yeni Zelanda, Kamboçya, Filipinler, Çin, yine Yeni Zelanda, Güney Kore, Güney Kore, Vietnam gibi ülkeleri de sayabiliriz ama bu ülkeler içerisinde Hindistan yoktur arkadaşlar. Cevabımız C hindustan